Evet abi. Çıta nasıl tellenir? Evet, çıta Kaç nasıl dakika? tellenir? Evet, Hüseyin bir değişik bir şekilde yapmış da onu göstereceğim size. Şöyle. Bakın çok dipte arkadaşlar. Bir de burada dipte. Ortada delik vurmuş, bir de alta vurmuş. Yani 3 tane açmış ama çok yakın. Burası görüyor musunuz? Şöyle bir parmak kadar. Şöyle yapılmışından gösterelim. Evet, hemen yapılmışından gösterelim. Evet. Bir parmaklık. Böyle yapınca şuraya yapıştırmaya gerek kalmıyor. Evet, ben yapıştırıyorum oraya da. Sen yani yapıştırmıyorsun. Direkt üstüne direkt mumu yapıştırıyorum buraya. Elektrik şeyle yapıştırıyorsun. Aha, buraya takmıyoruz. Kendi örüyor. Kendisi direkt oraya yapıştırıyor. Bu da dayı destekliyor. Daha mı, daha mı şey oldu bu şimdi? Basit oldu. Hem daha basit. Hem şeyi koyunca da daha düzgün oluyor. Yamulmuyor, şey olmuyor böyle fetek. He. Tamam. Mesela sıcakta mıcakta yamuluyor ya. Hmm. Yani yukarı alma sebebi işte beraberle oynayacaksan defansı sağlam. Evet, beni de çağırdı. Yanında arkadaşlar. Bakın şöyle hemen bana bir iş verdi. Beni kandırdı getirdi. Beni kandırdı getirdi. Bana Ayhan abi şunu bir tutuver dedi. Elime bir verdi. İşi bana sattı. Evet. Evet, ben de tel geleceğim. Tel germesi benden. Tel takması da Hüseyin'den. Sonra da bir mangal yakarız artık. Aynen. Sonra da arı kontrol edeceğiz arkadaşlar. Mangal yakacağız diye getirdi, çalıştırıyor. Evet, mangal yakacağız diye yaylaya geldik. Bana iş çıkarttı. Güya arılarına bakacaktım birkaç tanesine ama. Evet arkadaşlar, birazdan arı bakacağız, görüşürüz. Evet Hüseyin, sen de sarısın. Petek de sarı. Evet, bakayım evet. Bu yapılmış hali. Taktık arkadaşlar mumu. Bakın şurada bir boşluk var. Görüyor musunuz? Bu boşluğu da arı kendi kapatıyor değil mi Hüseyin? Evet, kendi kapatıyor. İlk evet. Oradan başlıyor zaten. Hmm. Şey yapmayacağız. Birazdan arkadaşlar zaten şeyde var, kovanda var. Hazır. Verilmiş halini göstereceğiz. Kabartılmışını gösterelim bir de. Bakın şuradan öbür taraf gözüküyor. Evet. Böyle yapmanın sebebi tembel iş. Tembellikten mi diyorsun? Ya bu işte hem babası. İşi biraz yoruyor. Evet. Sıkıntılı işte hız. Çaydanlık kaynatacağım, bilmem ne yapacağım. Ha, uğraşmak istemiyorum. Böyle hemen yapıştırıyorsun. Böyle olur. Bu da değişik. Zaten o yüzden videoya çekiyorum. Arkadaşlar böyle de yapabilirsiniz. Yani böyle kolayınıza geliyorsa bir deneyin. Bu şekilde de olabilir yani. Ben şimdi size kabarmışını da göstereyim. Bakalım. Bir de onu çekelim. Bir öyle bakalım. Bir de ona bakalım. Hadi. Açıyor. Evet, açalım. Bakalım Hüseyin'in kovanları nasılmış. Hüseyin arkadaşlar 2 senelik arıcı arkadaşımız. Yeni arıcı, şunları böyle kovanları. Benden çok kovanı var. 15 gündür bakmıyoruz. Benden iyi arıcısın. Gayet güzel gözüküyor. Hiçbir sıkıntı yok ortak. Dumanı verince kaçtılar. Evet. Bu şeyi yaptırabilirsek kara kovan olacak. Vallahi oluşturabilirsek. Tam yapışmış. Kaç gündür bak. O nasıl güzel propolis yapıyor. Bu çok propolis yapıyor ya. O zaman Kafkas'a yakındır o zaman bu arı. Evet bak, bunu kesip atarsan varroa mücadelesi yapmış olursun. Ama bal damlıyor ortak. Bazen bakıyorum şöyle çıkıyor. Şey var mı? Tazesine bakacaksın. Biraz daha böyle tazelerini. Şunlar mesela tazedir. Aç aç aç. Çıkart o kurdu bakalım. Var o var mı bakalım. Yok. Evet yok, olsaydı üstünde gezerdi. Güzel. Bak. Şunu ver bana. Şimdi arkadaşlar. Bal akımı geliyor mu? Şunu biraz açsana. Üstüne damlatayım. Yok. Şimdi bal akımı geliyor mu diye böyle kontrol edebilirsiniz. Salladığınız zaman bal dökülüyorsa, bak şurada ballar var. Şuraya döküldü. Demek ki nektar geliyor. Ben bunu tutayım, sen de kontrol et bakalım. Hüseyin acemiliği atlatmış gibi.
Usta olmuş Hüseyin. Of maşallah. Ne kadar güzel. Maşallah. Hı. Güzel yavru atmış. Evet, bir günlüğü görelim. Bu arı sıkışmış yalnız. Hüseyin, bu arı sıkışmış. Ya ister bölme yer, istersen bir kat at. Şey ya, kat ilerlemez diye bu saatten sonra biraz sıkışık dursun diyorum da. Şey yap bakalım. Kapalı yavrun çok. Erken başlarsa. Kapalı yavrun çoksa yalnız. Sıkışır içeride. Bak bundan yeni çıkmış. Oh. Çok güzel. Oo, günlük. Hatta 6-7 günlük. Hı hı. Kapanmaya yakın. Güzel. Aynı bu tarafta öyle. Ondan sonraki de kapalı ya. Ben onu gördüm ama. Güzel propolis yapıyor bu ya. Yoksa... Evet, çok güzel yapmış propolis. Evet bak, kapalı yapıyor. Zaten yakındır bunun çıkması da. Zaten öbürü patlamak üzere. Bu da 4 günü, 5 günü, 4 günü var herhalde. Bunlar da patlarsa... Evet, iki tane mi oldu? Üç tane oldu. Ortak bakmaya verirsin bak. Şu anda güzel gerisine durumu. Gerisine bakmaya gerek yok. He. Günlüğü gördük zaten. Tabii. Yüzük de yapmamış. Durumu da iyi. Aynen. Bu da erkek yavrumuz. Bak kapalı bundan. Senin yerinde olsam bunu kesip atarım. Çünkü erkek arı biliyorsun yiyici. Evet. Ya bu bir tane şey için bıraktık. Ha, karakovan yapmak için. Karakovan, bal alırız. O zaman ellemeyelim. Niyetimiz. Hı hı. Alsana şunu bir koyuver ya. Tamam o zaman, sıkıntı yok. Erkek arı çıktıktan sonra bal koyarlarsa güzel, şöyle keser yersin. Bal akımına da bir ay bile kalmadı. 20 gün belki. Hava sıcak gittiği için daha erken de gelebilir. Şeyi yanlış yapmışız koyarken. Bölmeleri öne, anaları arkaya koyacakmışız. Biz tam tersini yaptık. Bir şey söyleyeyim mi sen? Bu arı gayet sakin ya. Maşallah iyi. Hiç uçup saldırmıyor da lan. Ben biraz da sert bakarım aslında. Bakıyorum yani, baldır güldür ama. Gayet iyiler yani. Daha bir tane geldi, saldırıyor şu anda. Nektar akımı var, belki ondan olabilir. Arı çalışıyordur. Bu tek istemiş. Sence nasıl yapalım abi? Ben buna normalde 10'uncuyu vermiyorum. Bir tane kapalı çekiyorum. Evet. Takviye veriyorum. Tamam, hemen öyle yap. Öyle mi yapalım? Hı hı. Arı güzel çünkü içinde rahatlıkla bir tane çekebilirsin. Şimdi Hüseyin arkadaşlar kapalı yavruyu alacak. Bölmesine takviye olarak verecek. Burayı da bir çıta rahatlatmış olacak. Doğru mu? Aynen öyle abi. Sistemin bu. O şekilde yapıyoruz. 10'uncuyu vermiyorum. Hep 9'da kalıyor. Daha demin kapalı yavru neredeydi ya? 4'te miydi? 5'te miydi? Ya şunda kapalı yavru var. Yeni çıkmak üzere olan olursa. Hı hı. Çıkmak üzere olanı mı bulacaksın? Yeni gibi daha doğrusu. Bana öyle geliyor. Hı hı. Gene sen bir... Yok yok, iyi. Daha vakti var onun da. Daha böyle çıkanı bulabiliriz ya. Çıkar. Onun rengi biraz şeydir. Ondan yakında çıkacak. Bazı peteklerde böyle sarı olur. Siyah olmaz. Hatta tamam, belki bir tane ama. Bir tane çıkan olabilir. Belki. Yani iki güne çıkacak gibi duruyor. Alabilirsin onu. Patladı, patlayacak yani o. Hemen göstereyim. Şöyle koyalım. Maşallah yavru atmalı. Evet. Maşallah. Bunlar benim kendi bölmelerim geçen seneki. Sen bu işi biliyorsun ya. Bunu silkeleyeceğiz değil mi şimdi? Aha. Ah, şimdi mi silkeliyorsun? Ben bir yavruya bakayım. Evet arkadaşlar, bu şekilde götürüp takviye vereceğiz. Çoğu yerde zaten çatlamaya başlamış gibi çıktı, çıkacak yani şunlar. Çizgiler oluşmuş. Bak bu da o petekli. Heh, bu da mı olan? Aha. Şöyle göstereyim.
Evet. Arkadaşlar bakın. Teli görüyor musunuz şurada? Biraz önce yapmıştık. Bakın tel burada. Herhangi bir yapıştırma işlemi yapmıyor. Bu şekilde takıyor Hüseyin. Ve yukarıyı gayet de güzel yapıştırmışlar. Hiçbir sıkıntı yok. Sapasağlam. Evet. Evet. Deneyebilirim yani ben de. Götürelim bir tane. Neye verelim o? Evet. Bir tanesine verelim. Bunu ben alayım. Bu da bölme. Bu senenin bölmesi. Evet, bak neredeyse dalak atacak. Başlangıçta yıkılmış. Evet, nasıl yapıyorsun? Anlat bakalım. Abi şimdi önce ben son çıtaya bakıyorum. Durum nedir, ne değildir diye. Son çıtada açık yavru yoksa. Bak bu da aynı şekilde takılmış petek. Var mı yavru? Burada açık yavru var. Aramızda bu var. Hani ana? İşte işte. Ha yukarıda. Tamam. Güzel bir ana. Arka tarafa gidiyor. Evet. Burada tamam. Açık yavru olduğu için abi bu daha çok ısıya ihtiyaç duyar diye düşünüyorum ben. Zaten arı da baskın. Bunu en sona vereceğim. Tamam. Bu daha kötüler de vardı. Bunun onlara versek olur mu? Daha çıkar nasıl olsa. Evet. Şimdi sonuçta arkadaşlar arı basacaktır. Tarlacılar dışarıda. Zaten şerbetin altında da güzel arı vardı. Tarlacılara geldi mi bir sıkıntı olmaz. Ama arı basmayacak olursa böyle vermeyin sakın. Evet ya. Arıyı, yavruyu üşütürsünüz. Kapalı olsa bile. Üşür çıkmaz. İnşallah güzel arıların bakımları güzel olmuş. Galiba aynı sistem gidiyorsun. Hep dokuzlu gibi. Evet evet. Dokuzlu gideyim. Yani 10. çerçeveyi vermiyorum. Bölmeler de 9 yapayım. Vaktim olursa öyle şey yaparım diye. Bu da şey istemiş. Bu da dalak. Ama onu bir vermeyeceğim hiç. Dalağı kopartıyor musun? Aha. Kopart. Eski dalak. Kalırsa orada ondan sonra. Kopartıyorum. Atıyorum buraya. Hmm. Orada hiç bitmiyor. Topluyorum oradan hepsini tek. Sakinliği de güzel ya. Hiç arı yokmuş gibi. Böyle böyle vurmuyor. He, gayet güzel sakin. Bu da kapanmaya başlamış. Evet. Günün kadar kapalı var. Hepsi. Şey biraz bal kemeri sonda az gibi de. Ortalarda zayıf. Varmış evet. Burunda varmış biraz. Bu çıtayı sona koymuşum ben. Kabartınca içeri alırım diye. Sonra da gelmediğimiz için. İbrahim'in sistemini yapıyoruz. İbrahim öyle yapıyor. Ben... Kabartıp sondan iki atıyor. İçeri alıyordum kabarttıktan sonra. Daha hızlı yavrulsun diye. Bak bu son çerçeveydi normalde. Bunda da günlük var. Güzel. Bunlar benim çok kafamı karıştırıyor ya. Hangisi? Bu kadar çok polen stoğu olması. Ya onu bazı tüketemediği kovan, için. Bazı kovanlarda mesela 10 çerçeve kovanda 4-5 tane polen stoğu oluyor. Alıp almamakla arada kalıyor adam. Acaba ana yavru atacak yer bulamıyor mu? Tabii onunla oturduğunlarda alacaksın. Eğer burada 3 tane polen stoğu varsa hemen 2 tanesini al. Güzel. Evet güzel.
Bal kemiri azalmış. Yok çok ya. Yani polen olması iyidir ama fazla olduğu zaman da zararı oluyor. Öyle denk gelirse Hüseyin alırsın polenini çıtayı. Çok olur da alıyorum bazen bölmelere veriyorum. Evet, bölmelere ver. İhtiyaç olan. Hatta bir şey olsa buzdolabı içine koyacaksın. Sonbaharda az olan araya veri vereceksin. Kışa girerken. Evet. Ben onu çok denedim de hiç yapamadım. Alıyor, güvelendiriyor. Antalya'da güvelenmesi çok oluyor ya. Maalesef. Sıcak, nemli ya. Hemen güve oluyor.